Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere yapımı çok pratik, böyle nefis mi nefis portakallı bulut kek tarifi vereceğim. Ben malzemelerimi hazırladım. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer abone olup köşedeki zil butonunu da açarsanız yeni attığım videolardan haberdar olmuş olursunuz. Buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle genişçe bir kabımızın içerisine şöyle 1,5 su bardağı toz şekerimizi döküyoruz. 200 ml su bardakları arkadaşlar, klasik su bardağı ölçüm. Ve içerisine 2 adet portakalımızın kabuğunu rendeliyoruz ve rendenin ince yerinden rendeliyoruz. Onu da içerisine alıyorum. Yemek kaşığıyla 2 yemek kaşığı dolusu portakal kabuğu. Böyle mis gibi portakal aromalı, nefis bir portakallı bulut kek olacak. Şimdi bu malzemelerimizi, şekerle portakal kabuğumuzu bir kaşıkla veya bir spatula ile şöyle bastırarak şekerimizi güzelce yediriyoruz, karıştırıyoruz. Evet, güzelce karıştırdım. Şimdi içerisine, burada 4 adet yumurtam var. Yumurtalarımı içerisine kırıyorum. Yumurtalarımı kırdım. Şimdi bu malzemeleri bir mikserle iyice krema haline gelene kadar güzelce çırpıyorum. Evet, iyice köpürene kadar, krema haline gelene kadar güzelce çırptım. Şimdi içerisine yine 200 ml'lik klasik su bardağıyla 1 su bardağı dolusu taze sıkılmış portakal suyu döküyorum. Ve aynı su bardağıyla 1 su bardağı da ayçiçek yağı döküyorum. Şimdi tekrardan bir çırpacağım. Çok fazla çırpmadım. Böyle çok az çırptım. Şimdi içerisine unumu döküyorum. Ve unumuzun üzerine bir yemek kaşığı, şöyle yemek kaşığıyla bir tane dolu olacak şekilde buğday nişastası döküyorum. Bir pakette kabartma tozum var. Kabartma tozumu da içerisine katıyorum ve tekrardan çırpıyorum. Evet arkadaşlar, portakallı kek hamurumuzu şu anda hazırladım. Şimdi mikserimi şöyle kenara alıyorum. Ununu kattıktan sonra çok fazla mikserle çırpmayalım. Un kaybolana kadar ve mikserin düşük ayarında çırpalım. Şimdi sizlere yakından hamurumun kıvamını göstermek istiyorum. Arkadaşlar, şöyle şu kıvamda akışkan güzel bir kek hamuru hazırlamanız gerekiyor. Şöyle benim hamuruma 200 ml'lik klasik su bardaklarıyla 3 su bardağı un kattım. Siz kontrollü bir şekilde ununuzu katın. Çünkü kıracağınız yumurtanın büyüklüğünden küçüklüğüne her zaman değişiklik gösterebilir. Benim yumurtalarım L boydu. Şimdi burada dikdörtgen bir borcamım var. Güzelce bir pasta fırçasıyla sıvı yağla güzelce yağladım. Şimdi içerisine kek hamurumu güzelce döküyorum. Kek hamurumu döktükten sonra bir spatulayla güzelce düzleştireceğim. Daha sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına atacağım. Fırından çıkınca da nasıl olduğunu sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar, portakallı bulut kekim pişti. Şimdi fırından çıkartıyorum. Aman da maşallah, çok güzel bir şekilde kabarmış. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Arkadaşlar, kekim benim fırınımda tam olarak 25 dakikada çok güzel bir şekilde pişti. 25 dakikadan sonra fırınımı kapattım. 5 dakikada fırınımın sıcaklığında beklettim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı, pişti. Pişip pişmediğini anlamak için şöyle bir çöp şişle veya kürdanla şu şekilde batırıp şu şekilde temiz çıkıyorsa kekiniz pişmiş demektir. Burada 1-2 püf noktası hemen vermek istiyorum kekle alakalı. Arkadaşlar, kekinizi fırına attığınızda ilk 20 dakika kesinlikle fırının kapağını açmayın. Yoksa kekiniz söner, güzel kabarmaz. Bir de kek yapacağınız zaman yumurtalarınızı ve
sıvı malzemelerinizi önceden çıkartın, lavabonun üzerine koyun ki oda ısısında olsun. Bunlar kekin püf noktaları. Şimdi kekimizin ilk sıcaklığının çıkmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar, kekim fırından çıktıktan sonra 1-5 dakika kadar kekimi bekledim. İlk sıcaklığı çıktı. Şimdi şöyle bir kürdanla veya bir çöp şişle şu şekilde birkaç tane kekimize delikler açıyoruz. Şimdi arkadaşlar, kekinizi bu şekilde de dilimleyip afiyetle çayla yiyebilirsiniz. Ama portakalı aroması daha çok olsun diye, bir de kekimiz böyle hafif ıslaklı olsun diye ben üzerine şöyle 1,5 klasik su bardağıyla, 200 ml su bardağıyla 1,5 su bardağı portakal suyu dökeceğim. Taze sıkılmış portakal suyu arkadaşlar. Böyle mis gibi, zaten buram buram portakal koktu mutfağım. Keşke bu kokuyu sizlere duyurabilsem. Şöyle üzerine döküyorum. Bir de arkadaşlar, burada da yine bir şey söylemek istiyorum. Borcamda yaptığımız için borcamınızı fırınızın en alt tabakasına atın ki kekinizin altı da güzelce pişsin. Borcam kalın olduğu için üst rafa atarsanız altı güzel pişmez. Bunu da böyle belirteyim. Şimdi arkadaşlar, kekimi güzelce portakal suyunu çektikten sonra güzelce dilimleyeceğim. Burada toz Hindistan cevizim var. Hindistan ceviziyle de süsleyip afiyetle çayla bizler yiyeceğiz. Sizler de denerseniz sizlere de afiyet olsun. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.